Merhaba arkadaşlar. Birkaç gündür video atamamıştım. Şimdi vakit bulunca yeni bir intro hazırlamak istedim. Öncelikle biz izliyoruz. Hemen yapmaya başlayalım. Ctrl T'ye bastım ve bir text, yani bir yazı yazdım. Sonra Pen Tool'a geldim. CTRL ile birlikte çift tıkladım. Şekil Anchor Point tam orta noktasına geldi. Daha sonra bunu Align'dan ortaladım ve sola doğru aldım. Şu Title Action Save açarsak, tamam, bu büyük, güzeldir. Tekrar bir Ctrl T yaptım. Bunu da yine ortaladım ve V'ye basıp sağa doğru aldım bu sefer ve bunu biraz kalın yapalım. Tamamdır. Şimdi bu Nikomedia'ya Gradient Ramp verelim. Rengini de şuradan ayarlayacağız. Gradient Ramp seçiliyken şurada iki tane şekil olacaktır. Bunlar ışığın geldiği açıyı ayarlayabileceğimiz şekiller. Yani istediğimiz şekilde ayarladık. Sonra buna bir tane de şekil çizelim. Şöyle tıkladım, çiftle birlikte bir kare şekli olsun. Fill istemiyorum. Stroke 8 piksel olabilir. Bunu V'ye bastım ve 45 derece döndürdüm. Ve tekrar V'ye bastım, böyle ayarladım. Şimdi buna bir tane trim pad verebiliriz. Tıkladım, contents şekli seçtikten sonra add Trim Pads dedik. Tekrar Trim Pads'e tıkladım ve birinci sahneye gittim. Şurada Ant var. Ona %100 olacak şekilde birinci saniyede bir keyframe verdim ve tekrar başa döndüm. Bu sefer onu sıfır yaptım. Şimdi izliyoruz. Sıfırıncı frame'de Shift Page Down'a bastım. Bir 10 frame daha ilerledim. Start'a da bir keyframe verdim. K'ye bastım. Bir sonraki keyframe'e ilerledim. Tekrar Shift Page Down. Bir 10 frame daha ilerlemek için. Bunu da tekrar 100 yaptık. Bir daha bir bakalım. Şöyle biraz ileri alayım. Nikomedia'ya tıkladım. Gradient Ramp seçtim. Ctrl C. Shape Layer'a geldim. Ctrl V diyerek yapıştırdım. Şunu da yine böyle. Tamamdır. Shape'den bir tane daha kopya aldım. Ctrl D dedim. Bu sefer sağa doğru aldım onu. Şöyle ortaladım. Kenardan tutup Shift'e basılı tutarak biraz genişlettim. Biraz daha aşağı alıyoruz. Shape 2'nin seçeneklerine girdim. Contents, Rectangle 1, pardon, Trim Pass 1. Şurada Offset var. Bunu ikinci olanı 180 yaptım ki aynısı olmasın. Sonra tekrar bunun da Gradient Ramp'ine geldim. Bunu da şöyle getirdim. Bir daha bakalım. Keyframe'leri seçtim. F9'a bastım. Graph Editor'a gittim. Eğer böyle gözükmüyorsa siz de Value Graph'ta olabilirsiniz. Tekrar buradan Speed Graph'i seçebilirsiniz. Şu sondaki keyframe'leri seçtim ve hafiften Shift ile birlikte
Sola doğru kaydırdım. Bir daha bakalım. Şimdi buna mat yapalım. Mat'i daha önceden anlatmıştım. Shape layer'a geldim. Rectangle tool'u seçtim. Stroke istemiyorum. Fill'de renk önemli değil şu an. Yani herhangi bir renk verebiliriz. Şöyle herhangi bir tanesinin üstüne geldim ve kapayacak şekilde bir şekil oluşturdum. Üstünü kaplayacak şekilde. Şu align'dan ortaladım. V'ye bastım. Boş bir yere tıkladım. Şekli seçtikten sonra enter'a bastım. Buna mat 01 diyelim ki karışmasın. Bunu stüdyonun üstüne aldım. Burada hatırlarsanız stüdyo vardı. Stüdyonun track matini şuradan alfa mat yaptım. Şimdi stüdyoyu seçip şöyle sola kaydırsam ya da sağa kaydırsam gördüğünüz gibi sadece şeklin olduğu yerde gözüküyor. Şimdi bunu güzel bir şekilde kullanabileceğiz. P'ye bastım. Birinci sahneye gittim. Ve position'a bir keyframe verdim. Sonra başa döndüm tekrar. Stüdyoyu seçtim ve sağa doğru kaydırdım. Şöyle gitsin. Bakalım bir. Tamamdır. Burada bir easy verelim. Şöyle ayarladık. Şu matten bir kopya daha aldım. Şöyle gözünü açayım ki görelim. Yine birinci saniyeye geldim. V'ye bastım ve bu sefer onu sağa doğru aldım. Şimdi kenardan tutup büyüklüğünü ayarladım. Bunu tekrar Nikomedia'nın üstüne aldım. Ve Nikomedia'ya tıkladıktan sonra şurada track matten tekrar bunu alfa mat yaptım. Ve P'ye bastım. Keyframe verdim birinci saniyede. Başa döndüm. V'ye bastım. Ve Nikomedia'yı bu sefer sola doğru aldım. Buna da yine F9 Graph Editor şöyle ayarladık. Şimdi izleyelim baştan. Şu sağ taraf biraz hızlı gidiyor sanki. Onu yine seçtik. F9'a tekrar basarsan şöyle sıfırlanacaktır. Bunu da biz şöyle yapalım. Soldakini seçtik. Tamam, şimdi daha güzel. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Böyle ilerleyelim. Stüdyoyu seçtim ve text yazan yerden animate opacity seçtim. Şuradan opacity'yi sıfıra indirdim. Advanced yazan yerden şuradan offset'i de arttırdım, pardon, 100'e getirdim. Square olan yeri patch'dan, ramp'dan yapabiliriz. Şöyle sıfır alayım tekrar. Ramp down değil, ramp up olsun. 1.15'te şu offset'e keyframe verelim ve 100'e getirelim. Başa döndük. Offset'i tekrar 0 yapıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle yavaş yavaş opacity'si artıyor. Bunu tekrar kopyalayabiliriz. Animator 1'e tıkladım. Ctrl C dedim. Stüdyonun Nikomedia'ya geldim. Nikomedia tekstine. Ctrl V dedim, yapıştırdım. Onun içine girdik tekrar. Text animator 1 buraya gelmiş. Şöyle ilerleyelim. Bunu şimdi şöyle yapacağız. Advanced'a geldik. Bunu bu sefer ramp down yapacağız. Ve 1.15'te keyframe'in üstündeyim şurada. Offset'i 0 yapacağız.
Maşa döndük ve 100 dedik. Eksi 100'den artı 100'e kadar ilerledik, yani şöyle oldu. Şimdi bunların hepsini seçip Ctrl Shift C dedim ve final dedik. Nerede diyor? Şöyle. 2.15'te Ctrl Shift D dedik. Ve sağdaki parça sildik. Sağdaki parçayı sildik. Bir kopya daha aldım bunu. Bunu bu sefer tam böyle bittiği yere getiriyorum. Ne yapacağız bunu? Üsttekini seçtik. Sağ tık. Time. Time reverse there dedik. Bir daha izleyelim. Ve böyle bir animasyon elde etmiş olduk. Şimdi bunu nasıl render alacağınızı da göstereyim. Ctrl Alt M tuşuna bastık. Şimdi gelecek buraya. Buradan istediğimiz özellikleri seçebiliyoruz. Mesela YouTube 1080p dedik. Ama şöyle bir bakın, bazen mesela burada görüntü olduğunu düşünürseniz şu kenarlarda siyahlık hani küçük gelebiliyor. O yüzden kaynağı eşitle diye demeniz gerekebilir. Bizim şu an öyle bir problemimiz yok. Şuradan dosya boyutunu göreceğiz tahmini. Maksimum oluşturma kalitesinin seçili olması lazım. Onu seçtik. Ve şöyle bir şey yapacağız mesela. VBR 2'ye geldik. 16-10 yazıyor. Bunu 8-16 yaparsak gördüğünüz gibi 10 MB daha yer kazandık. Tamam diyoruz. Şuradan da çıktı dosyasının nereye kaydolacağı falan. Buradan ayarlayabiliriz. Şuna basarsam render'a almaya başlayacaktır. Hatta alalım bir tane. Hemen tıkladık. Ve intro'muz hazır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.